Açalım bakalım ne varmış abi. Tohum koymuşlar. İpucu diyor. Bu ne? Hazine haritası. Damlaya damlaya göl olur. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Köycraft'ın 10. bölümüyle karşınızdayım gençler. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Köycraft oynayacağız. Öncelikle video geçmeden önce videoyu lütfen bir like atmayı unutmayın gençler. Ve bir önceki videomuzda demiştim ki eğer bu video 3000 like gelirse diğer bölümü 40 dakika yapacağım demiştim. 2000 like gelmiş, yine de canınız sağ olsun arkadaşlar. Ama eğer bu video, tekrar söylüyorum arkadaşlar, 3000 like gelirse eğer diğer bölüm 40 dakika olacak, haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar birçok şey yaptık o videodan sonra, daha doğrusu 9. bölümden sonra gençler. Yayınları kesinlikle kaçırmayın, sizlere tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında Küp TV linkimiz var, oradan arkadaşlar Küp TV kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü Köycraft'ta arkadaşlar yayınlarda oynamaya başladık ve efsane şeyler yaptık. Yani öncelikle sizlere Doktor Power'dan başlayayım. Kılıcımızı keskinlik 4 yaptık abi, ismini değiştirdik ve efsane bir kılıca sahip olduk arkadaşlar. Daha sonra kazmamızı verimlilik 2 yaptık, kırıldı tamir ettik falan filan. Ve arkadaşlar şu anda serverda en çok paraya sahip insan da biz olduk ve toplamda 3,110.000 dolarımız var arkadaşlar. Yani bu toplamda 3.110.000 TL falan yapıyor. Ve şöyle gençler, balance top yazınca da serverdaki en çok paranın bizde olduğunu ve daha sonra da test basket olduğunu görebilirsiniz. Oğuz'un da 38 lirası var. Büyük bir ihtimal yeni başladı para kasmaya. İlerleyen zamanda da onun da parası artacaktır. Dün arkadaşlar yayında burada yeni posta falan yazdı. Hatta söyledim arkadaşlar, açalım yoksa videomu saklayayım diye. Herkes abi videoya sakla dedi. Öncelikle arkadaşlar bakmadan önce sizlere evdeki değişiklikleri göstereyim. Daha sonra abi bu nereden geldi, bu nasıl oldu demeyin. Öncelikle arkadaşlar chest'imizi ikiye katladım ve burada abi maden chest'i olmak üzere ve böyle kitap ve gerekli eşya chest'i olmak üzere iki chest'e böldük. Daha sonra para chest'imizi sıfırladık. Paranın hepsini kendi üstümüze taşıyoruz. Para arkadaşlar elimizdeki kağıt paraya dönüştürünce çalınma riski vardı. Onu da hiç göze almadık arkadaşlar. Şimdi şu chest'lere bakalım. Pardon, fırınlara bakalım. Dün bayağı bir de maden kastık ve yeni maden açıldı. Onu da sizlere göstereceğim. Öncelikle şunları katayım. Burada da arkadaşlar blok chest'i olmak üzere ve normal bir chest olmak üzere böyle ikiye ayırdık. Bir sürü itemimiz var. Yani gelişmeye çok yakınız arkadaşlar. Ve bir tane de çöp kovası yaptık burada, görmüş olduğunuz gibi. İçinde lav var abi. Mesela örnek göstermek için normal bir bloğu attınız arkadaşlar, gitmiyor içine. Ve siz de düşmüyorsunuz içine. Ama şu aralardan falan böyle geçirirseniz böyle itemleri, hatta dur geçiremedim bu sefer. Böyle itemler arkadaşlar yakabiliyorsunuz. Kapağı da var, kapatabiliyorsunuz. Efsane oldu. Ve bildiğiniz üzere Balon Kafa Baby var. Yayınlarda hep bizle birlikte oynuyordu. Balon Kafa Baby de artık bizde yaşıyor. Onun da yatağı burada. Onu da eğer istiyorsanız Balon Kafa Baby'yi istiyoruz diye yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki bölüme alacağım. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz şu yeni postaya bakalım. Yeni postada ne varmış? Hadi bakayım. Herkes de... Bir yeni posta var, inşallah bizde 2 değildir. Tamam, güzel, ceza yememişiz. Ondan yana sıkıntı yok. Açalım bakalım ne varmış abi. Tohum koymuşlar, ipucu diyor. Bu ne? Hazine haritası. Damlaya damlaya göl olur. Aman tanrım dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz biz geçen bölümde değil, ondan önceki bölümde mi ne, hazine bulmuştuk. Hatta birçok kişi bu abi siz yapmışsınız falan filan demişler. Yemin ederim ki ben yapmamıştım. Şimdi harita var elimizde. Bakalım şimdi yine mi abi sen yaptın diyeceksiniz. Her neyse. Burada arkadaşlar şuraya bastığımızda da galiba burası sıfırlanıyormuş. Bir deneyelim. Aynen öyle. Vallahi billahi yaptık. Neyse. Abi şu haritanın bir peşine düşelim bakalım. Damlaya damlaya göl olur. Bu ne demek arkadaşlar? Yorumlar yazın. Eğer bu bölümde bu hazineyi bulamazsam lütfen yorumlar kısmında yardım edin ki bulayım. Çünkü benden önce bulanlar olabilir abi. Ondan korkuyorum. Öncelikle bir eve gidelim. Şu haritayı ben bir bırakayım. Damlaya damlaya göl olur. Acaba suda filan mı bu hazine diyeceğim? Olabilir. Suda olabilir, evet. Bak suda olabilir. Damlaya damlaya göl olur. Allah Allah. Şu arkamızdaki sulardan filan başlayalım. Hatta ilk başta bu suya ben bir dalmak istiyorum ve burada yeşil yeşil şeyler var. Dün ben bunu gördüm, ne olduğunu sormadım da. Merak ediyorum yani bu yeşil şeyler ne? Bu yeşil şeyleri bir takip edeceğim abi, dur bakalım.
Burada var. Burada var. Tamam, bunlar doğal şeyler olabilir. Ama bu daha sonra neden devam ediyor? Burada var. Burada var. Burada bitiyor gibi. Allah Allah, burada yok. Durun bakalım arkadaşlar. Vallahi billahi heyecanlandım şu an bak. Abi hazine bulmak kadar hani böyle heyecan yapacağınız hiçbir şey yok ya. Buradan devam ediyor. Burada var. Burada var. Aha. Burada olma ihtimali var mı? Hayır. Burada. Şurada bir deniz feneri var. Peki onu kırmak yasak mı? Burası boşluk değil. Bu ne? Burası boşluk değil. Şunu bir kırsam ne olur? Aa, neyse bunu atalım arkadaşlar. Allah'ım ben burayı... Bir dakika, ben burayı keserim ya. Arkadaşlar eğer unutmazsam ben burayı keserim. Abi kırmam gerekiyordu galiba. Abi damlaya damlaya göl olur. Göl burası. Yeşillik şeyler de bunlar. Tohum mohum var dedi de. Yeşil yeşil yani. Abi başka ne olabilir? Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Aa devam ediyor. Bir dakika bir dakika devam ediyor. Şunu alayım yerden yere koydum pardon. Burada bir şey var mı? Hayır. Şu karşıya geçin bakayım. Allah'ım. Heh dur çıkalım sudan. Abi bu yeşil şey nereye gidiyor? Allah Allah. Damlaya damlaya göl olur. Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Büyük göle getirdi bizi. Amacı buraya getirmek mi acaba? Burada bir şey yok. İskelet sesi var. Burada bir şey yok. Arkadaşlar su sesi geliyor. İskelet sesi geliyor. Allah Allah. Damlaya damlaya göl olur. Ya burada bir yerde mi acaba? Cidden heyecanlanıyorum şu an var ya. Allah'ım nerede olabilir bu? Dağılım bebe. Dalıyorum abi. Hadi bismillah. Damlaya damlaya göl olur. Vallahi şu an balık var. Somon balığı var. Bir nefes almam lazım. Şöyle bir bakayım göz ucuyla da bir şey göremedim vallahi ben. Abi bu ne demek? Cidden bu ne demek? Hiçbir fikrim yok şu an var ya. Bir tek o yeşil şeyler var dün gözüme çarptı. Dedim herhalde halıyı bilerek koyan, yani yeşil halıyı bilerek koydular. Şekil dursun diye dedim. Ama yeşil hani tohumu şey olarak vermiş, ipucu olarak vermiş. Damlaya damlaya göl olur. Vallahi göl dedi. Bura deniz mi deniyor, göl mü deniyor tam anlamadım ama bizim şehirdeki bu su birikintilerini ama bir bakacağım. Da bir boşluk mu var? Yok, normal bir şey. Allah Allah. Şuradan gideyim bakayım bir. Burada bir şey yok. Dalalım suya birazcık şöyle. Abi yakınlarda yani bir şey yok arkadaşlar. İnanın ki bir şey yok yani. Benim bulduğum bir tane vardı. O değildir büyük bir ihtimal. Sanmıyorum. Çünkü onu ben şansa buldum. Cidden şansa buldum. Suyun dibinde böyle renkli renkli şeyler gördüm. Ben dedim bu ne Allah Allah. Bir daldık abi. Allah öleceğim bir dakika. Aman tanrım benim. Ne olabilir? Bu cidden ne olabilir? Çıldıracağım. Nereye bakmadık biz bir dakika. Şuraya baktık. Benim evin arka tarafına bakmadık. Sanmıyorum yani. Benim evin arkasına bakıp ayrımcılık yapılacaklarını sanmıyorum. Şu taraftan gidelim biraz da. Şuralara bakmadım. Bakalım. Şurada 4 tane blok boşluğu var. Burada olma ihtimali var mı? Yok galiba. Yok, çıkalım sudan. Çık abi sudan, nefes al. Bir dakika, şurada bir boşluk var. Ha, bu da değil ya. Abi hep fake yiyoruz var ya. Allah'ım çıldıracağım. Yalnız ben böyle şeyleri bulma konusunda bayağı iyiyimdir hani böyle ipucu olsun falan filan. Ama bu damlaya damlaya göl olur muhabbetini hiç anlamadım. Suda olması lazım büyük bir ihtimal mantıken yani. Bana göre bu suda olması lazım yani. Damlaya damlaya göl olursa sen bu hazineyi suya koymuşsundur arkadaşım. Arkadaşlar bu arada ben bu bölümde eğer hazineyi bulamazsam lütfen ama lütfen yorumlar kısmında ipucu vermeyi unutmayın.
Çünkü hani bu hazineyi ben bulmazsam Maske veya Oğuz bulursa sıkıntı olur. Çünkü şu an yarışıyoruz. Maske bize yetişti. Haberiniz olsun. Hayır, bulamayacağız gibi ya, Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar, ben bu videoyu kanala erken yükleyeceğim. Erken saatlerde. Bugün pazar bu arada, haberiniz olsun. Bu da güncel videodur. Yani sizlere depo video atmıyorum şu anlık, haberiniz olsun. Güncel video çekiyorum sizlere. Lütfen yorumlar kısmına bunun ne anlama geldiğini yazın abi. Bulalım. Diğer bölümde kesin bulmak istiyorum. Ve sizlere ben de şu değişiklikleri göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, eski madenimiz kapatıldı. Daha doğrusu orası iptal oldu. Çünkü biz her şeyi, yani nasıl desem size, çürüttük abi. Madenleri sömürdük. Kaç diamond buldum yayınlarda, hani haddi hesabı yok, haberiniz olsun. Ve Kıtır Necmi açıldı buraya, bilmeyenler için. Kıtır Büfe, Kıtır Necmi Usta. Burada arkadaşlar Kıtır abi, Kıtır Necmi Usta 5 TL abi 3 tane elma satıyor. İşte 15 TL köfte satıyor. Tavuk döner satıyor falan filan. Buradan arkadaşlar besin ihtiyacımızı sağlayabiliyoruz. Biraz zam getirmişti. Onu maalesef indirttirdik abi. Hani çok zammıydı. Cidden çok zammıydı. Onun fiyatı indi birazcık. Bir tane kasa geldi. Rambo kasası. Onu da göstereyim arkadaşlar. İçinde efsane bir kazma var. Bunu çıkartmak istiyorum ama 500 TL tam tamına, bakın göstereyim abi. Bir anahtar parçası 100 TL. Rambo kasası da 5 anahtar parçası yapıyor. Yani toplamda 500 TL'ye bu kasayı açıp abi, bana göre içindeki en mantıklı olan şey şu kazma abi. Bu kazmayı istiyorum yani. Eğer bu kasayı da açmamı istiyorsanız 3 milyar 100 liramız falan var. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi sizlere eski madeni göstereyim. Zaten biliyorsunuz eski maden girişini. Hatta kapattılar arkadaşlar. Bakın şöyle sizlerde. Eski maden girişi artık kapandı. Buraya giremiyoruz. Gelin size şimdi yeni madenimizin girişini göstereyim. Dün ben ilk girişi yaptım arkadaşlar. Bayağı efsane olmuş yani. Aşağı doğru böyle iniyor. Çok güzel duruyordu. Ve buranın da yapım aşaması ufaktan bitmiş. Burada yargılanacağız. Bildiğiniz üzere bizim bir mahkeme olayımız var. Ceza yemiştik oyunun başında. Ama yani ben sanmıyorum o kadar çok kötü bir şey olduğuna, diyecektim ki orada bir chest var. Bir dakika, burada bir chest var. Bu ne abi? Ya bu hazine değildir değil mi? Yok. Fakirlerin fakirhanesi, fakirlerin bağış kutusu. Kırık taş. Bu şey değil mi ya? Bir dakika. Bu bizim serverdaki balon kafa gelip falan kaldığı ilk yer galiba. Abi, burada olma ihtimali var mı la? Bir dakika. Yok canım, fakirlerin evinde yoktur ya. Burası arkadaşlar bizim fakir balon kafayla Utku Gil'in kaldığı yer büyük bir ihtimal. Abi çok efsane yapmışlar yalnız, var ya şuraya baksanıza. Tam bir fakir evi yalnız. Şimdi nereden gidiyorduk biz? Dur, yeri unuttum abi. Şöyle suya baka baka da gideyim de abi. Şimdi buluruz filan hazineyi. Sanmıyorum ama ya, yakınlara koyduklarını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada sizlere göstermem gereken birkaç yer de var. Burası arkadaşlar tarım yapabileceğimiz yer. Buraları satın almamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bir de arsa olayı var. Onu da diğer bölüm çekeceğim. Bu bölümde çekmeyeceğim. Yeni madenimizi de göstereyim size. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası da bizim yeni maden girişimiz. Efsane olmuş yine yani. Ve ışıklandırması çok hoşuma gitti. Bakın abi, ışıklandırmalar nasıl? Efsane olmamış mı? Cidden efsane olmuş. Neyse arkadaşlar, ben zaten bu bölümde birazcık maden yapacağım. Diğer bölüme hazırlık olması için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen ama lütfen şu dalmaya dalmaya göl olur. Define haritasının şeyini, ipucunu bana az da olsun bir, yani anlatın abi, nerede olabilir veya hani şehrin neresinde olabilir? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hala kanalımıza da abone değilseniz açtıktan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve bay bay. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere kafanıza sıkacak.